Bu Google Pixel 7 Pro, Samsung Galaxy S serisine ve iPhone 14'e rakip olacak bir telefon diyorlar. Bu benim ilk Google telefonum. O yüzden bu telefonu kullanmaya çok heyecanlıyım. Kutudan maalesef Oppo ve Xiaomi'den gördüğünüz gibi şarj adaptörü çıkmıyor. Sadece iki tarafı Type-C olan kablo ve USB-A'dan Type-C'ye dönüştürücü çıkıyor. Bu 212 gram ağır olan telefon uzunluğu 162.9 mm yani neredeyse bir S22 Ultra boyunda. Kalınlığı tam bir S22 Ultra gibi 8.9 mm ve eni 76.6 mm. Alüminyum çerçevesi sayesinde eldeki hissiyatı gayet kaliteli ve IP68 sertifikasına sahip. Bu telefon hem ön hem de arka tarafında Gorilla Glass Factus ile korunuyor. 1500 nits'e kadar aydınlık sağlayan bu 6.7 inç LTPO AMOLED 120 Hz HDR10 Plus ekranına çözünürlüğü 1440x3120 piksel. Android 13 ile kutudan çıkan bu telefon en az 3 yıl yazılım ve 5 yıl güvenlik güncellemeleri görecek. Bendeki modelde 128 GB depolama alanı var ve 8 GB RAM'e sahip. 512 GB depolama ve 12 GB RAM'e kadar seçenekleri de bulunuyor. Google'un kendi ürettiği Yonga seti Google Tensor G2'yi ben çok merak ediyorum. Sadece oyun performansını değil görüntü işlemlerini ve genel kullanımda akıcılığını da çok merak ediyorum. Oyun testinde her zamanki gibi PUBG oyun testi yapacağım. Eğer varsa merak ettiğiniz başka oyunlar bunu bana abone ol düğmesinin altında bulunan yorum kısmında bildirin. Detaylı inceleme videosuna katmaya çalışırım. Ve benim en çok merak ettiğim konu kamera konusu. 50 megapiksel geniş açı, 48 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel ultra geniş açı kameraları var bu telefonda. Ve duyduğuma göre bulunduğu fiyat segmente göre çok güzel resim çekebilmesi lazım. Yani bir iPhone 14 ve S22 serisiyle kıyaslanacak bir kalitede olması gerek diyorlar. Hem arka hem ön kamerasıyla 4K 60fps video çekme imkanı var ve 10.8 megapiksel ultra geniş açı selfie kamerası bulunuyor bu telefonda. Acaba video ve resim kaliteleri nasıl olacak? Bunu detaylı inceleme videosunda birlikte göreceğiz. Ve bu telefonun kamerasını hangi telefonun kamerasıyla karşılaştırmamı isterseniz bunu abone ol düğmesinin altında bulunan yorum kısmında kesinlikle bana bildirin. 30 watt hızlı şarj ve 23 watt hızlı kablosuz şarj destekleyen 5000 mAh bataryası acaba oyun testimizde ve günlük kullanımında ne kadar dayanacak? Bu telefon hakkında sorularınız varsa abone ol düğmesinin altında bulunan yorum kısmında kesinlikle bana yazın. Çünkü önümüzdeki hafta sadece bu telefonu kullanacağım ve sorularınız zamanında sorar sans detaylı inceleme videosuna katarım